1900'lerin başında otomobil üretmeye başlayan İngiliz Rover şirketi sektöre çok erken girmesine rağmen 50 yıl boyunca büyüyememişti. Avrupa'daki diğer üreticiler Renault, Citroën, Opel, Fiat, Peugeot yılda yüz binlerce otomobil üretirken Rover'ın İngiltere'de küçük bir pazarı vardı. Otomobil pazarında yeterince başarılı olamayan Rover, askeri ve sivil arazi aracı pazarında şansını denemeye karar verir. İngiliz üretici, Amerikan Willys Jeep'lerinin 2. Dünya Savaşı'ndaki faydasından çok etkilenmişti. Şirketin amacı daha çok kırsal kesimlerde ve endüstride kullanılacak basit, dayanıklı ve ucuz bir araç geliştirmekti. Bu hedefle 1948'de ilk Land Rover Jeep serisi üretilmeye başlanır. İnşaat sektöründe ve çiftliklerde taşımacılıkta, kırsal kesimlerde odun çekme gibi işlemlerde kullanılan araç fazlaca talep görür. Ayrıca Land Rover dünyanın en zorlu bölgelerinde binlerce kilometre yol yaparak sağlamlık, dayanıklılığını ve arazi kabiliyetini bütün dünyaya gösterir. Aslında şirket Land Rover'ın hem arazide hem de yolda iyi bir performans gösteren daha lüks versiyonunu üretmek için denemeler yapsa da bu konuda risk alamaz ve projeler iptal edilir. Land Rover serisi 20 yıl boyunca pek bir değişikliğe uğramadan satışta tutulur. 1970'e geldiğimizde İngiliz üretici yeni bir atakla satışların arttırması gerektiğini anlar. Land Rover'ın yol versiyonunu üretmek hala şirketin aklından çıkmış değildi. Amerika'da Jeep Wagoneer, Ford Bronco, Toyota Land Cruiser gibi modellerle 4x4 arazi aracı pazarı giderek büyümekteydi. Rover'ın hedefi de bu büyüyen Amerikan pazarına girmek olur. Öncelikle mühendisler aracın gövdesi olmadan şase, süspansiyon ve dört çeker sistemini geliştirir ve arazi koşullarında test eder. Güçlü ve hafif alüminyum gövdeli V8 motor General Motors'tan tedarik edilir. Üretimi basitleştirmek ve maliyetleri düşürmek için aracın gövdesinin kutu tasarım olmasına karar verilir. Tasarım ekibi metale çok şekil vermeye gerektirmeyen basit panellerle gövdeyi oluşturan bir prototip ortaya çıkarırlar. Şirket yönetimi tasarımdan çok etkilenir ve bu tasarımın kullanılmasını ister. Özellikle aşağıya bükümlü tavan ve kaput tasarımı Range Rover'a özgü olur ve günümüze kadar da Rover'la özdeşleşen bir tasarım dili halini alır. Bitmiş prototipler birkaç yıl boyunca dünyanın her yerinde her koşulda test edilir ve geliştirmeler yapılır. Ve sonunda 1970'te Range Rover serisi satışa çıkar. Yeni seri büyük bir etki yapar ve kısa sürede birçok ödül kazanır. Öyle ki Fransızlar aracı bir sanat eseri kabul ederek Louvre Müzesi'nde sergiler. Range Rover çok iyi bir arazi aracı olmasının yanında iyi de bir yol aracıydı. Diğer modellere benzemeyen bir station wagon gibiydi. Ayrıca tüketiciler yüksek oturma pozisyonunu sevdi. Kısa sürede yeni Range Rover serisi orta üst sınıfın tercihi haline geldi. Bu arada Range Rover 1967'de İngiliz Leyland Motors'un bünyesine girmişti. Şirket finansal olarak sıkıntılar yaşadığı için 1970'lerde yeni seride pek bir değişiklik yapılmaz. Ancak yine de serinin satışları yüksek olmaya devam eder. Çünkü Range Rover'ın pazarda rakibi yoktu. Toyota Land Cruiser'in yol versiyonuyla 1980'de pazara girecekti. Mercedes G-Class iyi bir arazi aracıydı. İyi bir yol aracı olması da 1993'te gerçekleşecekti. BMW'nin X5 ile bu pazara girmesi 1990'da olacaktı. Audi ise ancak 2005 yılında Q7'yi satışa çıkaracaktı. 1970'lerin sonunda Rover, maddi sorunlar yaşayan British Leyland'ın bünyesinden ayrılıp kendi markasıyla yola devam etmeye karar verir. Şirkete Land Rover adı verilir. Böylece şirket elde ettiği karı modelleri geliştirmekte kullanabilecekti. Range Rover 10 yıl boyunca sadece iki kapılı olarak satışta tutulmuştu. Arkadaki yolcuların araca inip binmesi pek konforlu değildi. İlk iş modelin 4 kapılı versiyonunu pazara çıkarmak olur. Ayrıca ilk kez kullanılan otomatik vites de önemli bir yenilik olur. Özel renkler ve lüks iç dizayn da seriye sınıf atlatır. Makyajlanan seri yüksek satış rakamlarına ulaşır ve böylece Range Rover'ın geliştirme yapmak için yeterli bütçesi olur. Şirket yavaş yavaş Range Rover serisini tüketicilerin talep ettiği lüks SUV'ye dönüştürmeye başlar. İç dizayn her yıl daha lüks ve konforlu hale getirilir. Ayrıca vites opsiyonları ve motor seçenekleri artırılır.
1992'de arka yolcular için büyük bir alan sunan ekstra uzun versiyonda satışa çıkar. Ayrıca havalı süspansiyonla yol tutuşu ve aracı iniş biniş çok daha konforlu hale gelir. 90'lara geldiğimizde Range Rover 20 yıldan fazla süredir pek bir değişikliğe uğramadan satıştaydı. Artık değişiklik yapmanın zamanı gelmişti. Ancak şirket adeta ikonikleşen Range tasarımını yenilerken çok dikkatli olmalıydı. Fazla değişim bütün büyüyü bozabilirdi. Bu riski bilen Range Rover, Bertone, Ita Design, Pininfarina gibi dönemin en iyi tasarım şirketlerine yeni serinin tasarımını yaptırır. Land Rover'ın kendi tasarım ekibi de yeni bir tasarım ortaya koyar. Finalde Bertone'un ve Land Rover'ın yaptığı tasarımlar son değerlendirmeye kalır. Tüketici Araştırma Merkezi'nin yaptığı anketlerde sadık müşteri kitlesinin Land Rover tasarım ekibinin yaptığı klasik Range Rover tasarımını istediği anlaşılınca yönetim bu tasarımı onaylar. İngiliz üretici Range serisini ikinci jenerasyonda premium sınıfa taşımak için önemli bir adım daha atar. Seriyi lüks donanımlarla BMW 7 serisi ve Mercedes S-Class ile rekabet edebilecek duruma getirmeye karar verir. Böylece Land Rover, Alman rakiplerinin müşteri kitlesini Range Rover'a çekebilecekti. Ancak yapılacak geliştirmeler ciddi miktarda bütçe gerektiriyordu. İstediği karlılığa bir türlü ulaşamayan Land Rover'ın ise bütçesi oldukça kısıtlıydı. İlk iş şasi güçlendirilir ve yan destek barları eklenerek güvenlik arttırılır. Daha iyi yalıtımla kabinin gürültü seviyesi azaltılır. Havalı süspansiyon standart haline getirilir. Müşteriler Range Rover ile off-road'a gitmeyi çok az tercih etseler de güçlü 4x4 sistemi ve arazi kabiliyeti korunur. Motor seçenekleri 4.6 litreye kadar genişletilir. Yeni serinin geliştirilmesi 6 yıl sürer. 1994'te pazara çıktığında beklenen etkiyi yapamasa da sadık Range Rover müşteri kitlesi yeni seriyi satın almak için Land Rover bayilerine akın eder. Bu arada Land Rover finansal sorunlardan dolayı 1988'de British Havacılığın bünyesine girmişti. Şirket Range Rover serisinin pazara çıkmasından 7 ay önce BMW tarafından satın alınır. Çünkü BMW Land Rover ile birlikte yıllık 500 bin araç üretme kapasitesine ulaşıp üretim hacmi konusunda Mercedes'i geçebilmek için bu hamleyi yapmıştı. Ayrıca BMW yönetimi Range Rover serisinin kendilerinin lüks otomobil pazarındaki payını arttıracağını düşünmüştü. İlk iş Rover'ın motorunu 3 litrelik BMW 7 serisinde kullanılan BMW 7 motoruyla değiştirmek olur. Alman üretici Range'in 100 bin doların üzerinde bir fiyatta süper lüks versiyonu satışa çıkarmak istese de Range Rover'ın kalitesinin bunun için uygun olmadığını anlar. Yine de seri, geniş, premium renk seçenekleri, iç dizaynda özel deri ve renk seçenekleri ve teknolojik donanımları ile müşterileri özel hissettirir. Ancak BMW durumdan pek memnun değildi ve 1998'de Range Rover'ı makyajlamak yerine seriyi tamamen yenilemeye karar vermişti. Ancak yeni serinin geliştirilmesi için büyük bir bütçe gerekiyordu. Diğer taraftan en büyük problem Discovery, Freelander ve Range Rover'ın satışları ciddi oranda artsa da Land Rover kâr edemiyordu. BMW'nin desteğine rağmen şirket her yıl 1 milyar euro zarar ediyordu. Rover 45 yıldır bu sorunu aşamamış, birçok kez İngiliz devletinin desteğiyle ayakta kalmıştı. Bu nedenle BMW beklentilerini gerçekleştiremeyen Land Rover'ı 2.7 milyar dolar karşılığında Ford'a satar. Ford'un ilk niyeti Range Rover serisini yenilemek olur. Zaten lüks otomobil yapımını çok iyi bilen BMW'nin bünyesinde yeni serinin geliştirilmesi büyük oranda tamamlanmıştı. Land Rover Ford'un bünyesine girse de BMW Range Rover'ın yenilenmesinde mühendislik olarak destek vermeye devam eder. Ayrıca iki şirket modelde BMW'nin parçalarını kullanma konusunda anlaşır. Yeni seride BMW'nin 4.4 litre benzinli ve 2.9 litre dizel motoru kullanılır. Elektronik parçalar ve eğlence sistemi BMW 5 serisinden alınır. Böylece model elektronik ve mekanik olarak çok daha dayanıklı hale gelir. Range Rover'da ilk defa ayrı şasi kullanımından vazgeçilir ve gövde tek parça karoseri olarak tasarlanır. Mühendisler aracın arazi performansını düşürmemek için havalı süspansiyonu en optimum şekilde tasarlar. Ayrıca Range serisi ısıtmalı soğutmalı koltuklar gibi özelliklerle çok daha lüks hale gelir. Ortaya o ana kadarki en iyi Range Rover serisi çıkar. Tüketiciler yeni seriyi çok beğenir ve satışlar hızla artar. İlerleyen yıllarda Range'de kullanılan BMW parçaları ve motorları yerini Ford motorlarına ve parçalarına bırakır.
İç dizaynda da yine Ford'un parçaları kullanılır. Amerikan üretici tarafından serinin frenleri ve süspansiyonları güçlendirilir. Böylece Land Rover tam anlamıyla Ford ailesine girer. Ancak Land Rover sanki lanetlenmiş bir marka gibi bu kez de 2017 yılında Ford tarafından satışa çıkarılır. Amerikan devinin geçerli bir nedeni vardı. 2000 yılındaki BMW gibi finansal krize girmişti. Aslında ana problem sürekli zarar eden Ford'un bünyesindeki Jaguar'dı. Ford Jaguar'ı da satışa çıkarmıştı. Land Rover kâr eden bir marka olsa da Ford'un sıcak paraya ihtiyacı vardı. Kimse her yıl para kaybeden Jaguar'ı satın almak istemeyeceğinden Land Rover'da beraberinde satılmasına karar verildi. 2 al 1 öde kampanyası gibi. Hindistanlı Tata şirketi 2.3 milyar dolar karşılığında Jaguar ve Land Rover'ı satın alır. Aslında Ford çok akıllıca hareket etmişti. Bu anlaşmadan birkaç ay sonra yaşanan 2008 ekonomik krizi nedeniyle Amerikalı rakipleri General Motors ve Chrysler iflas edecekti. Ekonomik krize rağmen otomobil pazarı daralmış gibi görünse de Range Rover satışları güçlü olmaya devam eder. Çünkü bu tip ekonomik krizlerde zenginler daha da zenginleşirken yoksullar daha da yoksullaşır. Şu anda ülkemizde yüzlerce insanın sıfır Range Rover için bir yıldan fazla süren bekleme listelerine yazılması gibi. Land Rover hızla büyüyen lüks SUV pazarında yerini korumak için seriyi bir kez daha yenilemeye karar verir. Çünkü artık Range Rover'ın pazarda birçok rakibi vardı. Audi Q7, BMW X5, Mercedes M-Class gibi. Land Rover, Alman üreticilerin stratejisini izlemeye karar verir. Audi, BMW ve Mercedes, lüks SUV ve sedan otomobillerinin küçük versiyonlarıyla model seçeneklerini arttırıyordu. Land Rover da aynı taktiği uygulamaya karar verir. Şirket ilk önce marka ile özdeşleşen Range Rover'ı ayrı bir marka yapar. Tasarım ekibi yeni serinin tasarımının çok önemli olduğunu biliyordu. Bu yüzden tasarım üzerinde titizlikle çalışılır. 2011 yılında 3 yeni model ortaya çıkar. Orijinal Range Rover, spor versiyonu Range Rover Sport ve daha küçük model Range Rover Evoque satışa çıkarılır. Range Rover yeni seri ile kısmen köşeli hatlardan yumuşak hatlara geçiş yapar. Özellikle seri tasarım konusunda sınıf atlar ve yeni bir kimliğe bürünür. Evoque İngiltere dışında üretilen ilk Range Rover modeli olur. Yeni seri büyük bir etki yapar. Hintli Tata'nın Land Rover'a 5 milyar euroluk desteği ortaya iyi bir çıkmasını sağlar. Modelin dış gövdesi tamamen alüminyumdan yapılır. Bu sayede ağırlığın 425 kilo azalması sağlanır. Premium iç dizayn çok üst düzey bir konfor sunar. Üç modelin yeterli olmadığını anlayan Land Rover 2017 yılında Range Rover Velar'ı da satışa çıkarır. Modelin boyutları Range Rover Sport ve Evoque arasında olur. Serinin satışları hiç olmadığı kadar yükselir. 2017 yılında 270 binden fazla Range satışı yapılır. BMW ve Ford'un yapamadığını Hintli Tata başarmıştı.